İşimiz topraktan koparıldığı zaman paramparça oluruz biz. Başka bir şey söyleyeyim. Evet, hani biraz da ben Orta Anadolu'dan başlayayım. Burası böyle. Sivas'tan, Erzincan'dan, Manisa'dan, Niğde'den, Nevşehir'den bahsedeyim. Eskiden oralarda buğday, arpa ekilirdi. Evet. Baktığın zaman böyle yemyeşildi her taraf. Şimdi her taraf çorak olmuş. Bu toprağı bir sene sürmediğin zaman toprak sana küser ve çorak haline gelir. Sadece bir kere sürmek de değil, onu bir de havalandırmak gerekiyor. Evet. Çiftini almak gerekiyor ki sen oradan gerekli verimi alabilesin. O nedenle çiftçimiz topraktan koparılıyor. Çiftçimiz toprağa küsüyor. Çiftçimiz toprağa küserse bizim halimiz çok kötü olur. Evet. Çünkü niye biliyor musun? Bizde büyük bir sanayi yok. Bizde büyük bir otomotiv sektörü yok. Bizde büyük bir teknoloji sektörü yok. Adam bir tane Amerika'da oturmuş, Starbucks diye bir şey yapmış. Türkiye'deki 100 tane firma Starbucks'ın katma değerine ilişemiyor. Adam bir tane Microsoft demiş, o cep telefonlarını çıkarıyor. Türkiye'deki bütün Koç'u, Sabancı hepsini üzerine koysan o rakamı yakalayamıyoruz. Bizim o zaman en büyük olayımız, en büyük petrolümüz tarım ve hayvancılık. Hayvancılık da söyledi işte. Mersin'deyim. Üreticilerimizi, çiftçilerimizle beraberim. Gübre pahalı, ilaç pahalı, mazot pahalı. Çiftçimize alım garantisi vermezsek bu tarlalar ekilmeyecek ve biçilmeyecek. Ne demek istersin? Üç kelime söylersen yıllarla ilgili ne demek istersin? Yaşadığımız pandemiden ötürü insanlar fellik fellik hayat mücadelesi verirken, kaçarken bu ülkede ele öpülesi bir sağlıkçılarımız vardı. Bir çiftçilerimiz var. Bir de güvenlik mensuplarımız vardı. Herkes ölümden kaçarken biz üretime devam ettik. Sağlıkçılarımız eğitimine, hizmetine devam etti. Güvenlik müşterimiz keza yine öyle. Çaya, çorbaya limon ama limon üreticimiz son derece üzgün. Fiyatlar alabildiğine yüksek. Mutlaka tarıma alım garantisi vermek zorundayız. Sevgili dostum, bu güzel bahçelere gelmekten son derece mutlu oldum. Allah'ım senin yardımcın olsun ama tarımda bir numara olacağız, hiç merak etme. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Başkanım, sizleri ağırlamaktan şeref bulduk. Sorunlarımızı anlattık, yaşadıklarımızı anlattıklarımız hiçbir şey yapmacık değildi. Yüreğimizdeydi her şey. Yüreğimizdekini anlattık, yüreğimizi açtık size. Sağ olun.